Bekir. Karşılaşmamızı Engin Ensar Atılgan yönetecek değerli izleyenler. Ersan Turan kickbox gecesinde 16.sı düzenlenen, Tokat'ta düzenlenen bu gecede 75 kilogramdaki orta sikletteki dörtlü turnuvamıza başlıyoruz. Bir yanda Azerbaycanlı Mübariz Amaliyev, karşısında İranlı Davud Alizade. Harika bir turnuva, harika sporcularla bizleri bekliyor. Ve bakalım ilk finalistimiz kim olacak? Son kontroller artık yapılıyor ve ardından mücadelemize başlayacağız. Mübariz Amaliyev 32 yaşında. Çelik Fight Akademi sporcusu Mehmet Çelik'le çalışıyor. Karşısında Davud Alizade. Ülkemizde dövüşmeye alışık iki ismin mücadelesiyle başlıyoruz. 75 kilogramda turnuvamıza düz siyah şortuyla Mübariz, siyah beyaz şortuyla Davud şu anda ringde yerlerini almış durumda. Mübariz Amaliyev ters kartlı. Mavi eldivenleri izliyoruz. Sert bir stol kickle başladı. Davud Alizade bastırıyor. Full crochet tam isabet. Çok hızlı başladı maç. Çok hızlı başladı. Bu maçın galibi bir maça daha çıkacak bu gece. Yorulmadan, darbe almadan hızlı bitirmek önemli. Ve Davud Alizade bu yöndeki ilk adımı attı. Sol kroşe tam isabet saydırmayı başardı. Henüz daha roundun ilk dakikasında. Mübarizden middle kick. Davud Alizade bir kez daha şimdi mesafeyi kapatmaya doğru geldi. Solu çok tehlikeli. Az önce de bunu gösterdi zaten. İçeriden de örtebilecekler. İtmemesi lazım. Bir uyarı geldi Ensar Atılgan'dan. Devam ediyoruz. Davud Alizade hızlı bir şekilde maçı bitirmek istiyor. Başarabilecek mi göreceğiz. Önde başladı. Sol sağ kombinasyon sadrekine isabetli. Mübariz kendini oradan çıkarmaya çalışıyor. Bir diz atmayı başardı. Tehlikeli güçlü yumruklar sağ köşe. Az farkla kaçıyor. Hiç low kick. Mübariz biraz atak olmaya çalışıyor. Sol kroşe ardından sağ. Davud bir kez daha bastırdı bu yumrukları. Nakavt için atıyor Davud Alizade. Turnuvada maçı ne kadar erken, ilk maçınızı ne kadar erken bitirirseniz, ne kadar az darbe alırsanız, ne kadar az yorulursanız belki de o kadar önemli. İkinci maça %100'le çıkabilmek adına. Davud Alizade ilk roundda saydırmayı da başardı ama biraz daha maçı ortaya getirdi. Mübariz Amaliyev. Sol direkt neredeyse ringin dışına uçacak sporcular. Fighter. Are you okay? Fight. İlk round'un son dakikasındayız. Hızlı ve tempolu başlayan bir ilk round. Hiç low kick. Davud Alizade'den geldi. Sol kroşe daha savurdu yine. Mübariz bunlara karşı kendini savunmayı başardı şu ana kadar. Şimdi bir kez daha Davud bastırıyor. Köşede sıkıştı, dizle çıktı oradan. Dizlerini biraz daha denkleme sokmaya çalışıyor şu anda Mübariz Amaliyev. Şöyle bir dış low kick. Yine bir sol sağ kombinasyon. Mübariz çok fazla yaklaştırmamaya çalışıyor. İlk round'un son saniyelerindeyiz. Mübariz Amaliyev Davud Alizade karşılaşmasında değerli izleyenler. İlk round'da saydırmayı da başardı Davud Alizade. Kim güçlü bitirecek round'u göreceğiz. Çöp tekme denemesi bloklandı ve ilk round'un sonuna geldik. Soğumadan Mübariz Amaliyev ayağa kalkmayı da başardı. İlk round'dan görüntüler ekranlarımıza yansıdı. Ve ikinci round'umuza doğru geçeceğiz. İkinci roundumuz başlıyor. 75 kilogramda dörtlü turnuvamızın ilk maçı bu, yarı final karşılaşması. Bu maçın galibi finale yükselecek. Finaldeki rakibini bekleyecek. İkinci maçımızda diğer yarı final. Hamadan Muhammed ve Mehmet Zeki Arıcı kostlarını paylaşacaklar. Dörtlü turnuvamızda finale çıkabilmek adına sert bir dolkik isabeti var. Davud Alizade'den bir eksik denemesi, balta tekme denedi. İstediği isabet tam bulamadı Mübariz ama biraz daha açılmış durumda. Son isabeti çeneye doğru geldi. İlk roundda yerde kaldı ama ardından sonrasında giderek maça dönen bir Mübariz Amaliyev görüyoruz. Hatırlatalım, bu gecemiz ana maçı Vakopro Dünya Şampiyonluk maçı Tokat'ta. Mesut Minayi ve Sinan Çağla karşı karşıya gelecekler.
harika bir hafif orta siklet kemer maçı ile birlikte gecemizi bitireceğiz. Turnuva finalimiz ve şampiyonluk maçımız. Süper fightlarımız var. Bir kez daha Ersan Turan yine Tokat'ta harika bir geceye imzasını atmış durumda. Mücadelemizin hakemi Ensar Atılgan, uyarıları var sporculara. Çikov kick. Sert geldi bir kez daha Çikov kick ama Mübariz şimdi. Aradan yumruğuyla yakalamayı başardı Davud Alizade'yi. Üstüne gidiyor rakibinin. Bu kez de offside edilecek ikinci roundda. Davud Alizade sarıldı, mesafeyi kapattı ve ardından oradan kendini kurtarmayı başardı. Henüz daha belki 30. saniyede yerde kalmasının ardından yükselen bir ivmeyle maçı ortaya getirdi. Ertuğrul'a doğru çıkmaya başlayacak şimdi Mübariz Amaliyev. Knockdown avantajı var tabii ki Davud Alizade'nin. Bunu bakalım ne kadar ekarte edebilecek, ne kadar tersine çevirebilecek. Dönen tekme kafaya çok güzel çıktı. Mübariz'in sol reyle gelmek istiyor. Diz aradı. Davut'a sağ kroşeyle karşılık var. Başta müthiş bir tempo. Davud Alizade'nin tehlikeli. İlk roundda o knockdown'u da bulduğu sol kroşesi çalışmaya devam ediyor. Mübariz'den bacağı tekme istiyor şu anda köşesinde. Mehmet Çelik hemen uyguladı. Mübariz bir kez daha denedi. Sol kroşe aramaya devam ediyor. Sağa kaçtı, kontraya çıkabilecek mi Mübariz? Stop. Biraz sıkıştı mücadele ve break. Ensar Atılgan araya girdi. Yeah. No holding. Hands up. Fight. 40 saniye var ikinci roundun sona ermesine. Mübariz bir kez daha bastırmak istedi. Bir kontra aldı orada ama dengesini kaybetmemeyi başardı. Sağ kroşeyle girmek istedi Mübariz Amaliyev. Altı tekmeyi bir kez daha denedi Mübariz Amaliyev. Biraz daha sakin, biraz daha o sol kroşeyi arayarak devam ediyor. İranlı sporcu Davud Alizade. Hiç vakit daha aradı. Evet, karşılık var Mübariz'den çok sert. Sonuyla girmek istedi içeri. Davud Alizade Mübariz boşluğu arıyor. O boşluğu bulamıyor ve ikinci raundun da sonuna geliyoruz böylece. Üçüncü round başladı. Şimdi bu round kritik. İlk roundda saydırmasıyla birlikte Davud Alizade'nin net bir avantajı var, net bir üstünlüğü var. İkinci round mübariz etmiş olabilir ama üçüncü roundda da mübariz eğer üstü çıkmayı başarırsa bu sefer belki maçın uzama ihtimali bile doğabilir. Ekstra round ihtimali bile doğabilir. Stop! Stop! Tabii ki işin ucunda turnuva şampiyonluğu var. Blue, don't turn. Fight! Mübariz'den sert bir middle kick. Daha yakın mesafeden yumruklarını aradı. Davut bulamadı. Stop kick. Son kroşe denemesi yine. Mübariz kendini oradan çıkarmayı başardı. Davud Alizade bastırıyor. Güzel bir sağ. Böyle bir kez daha karşıladı. Net isabetler buluyor Davud Alizade. Karşılaşmanın üçüncü ve son roundunda. Erken bitirmeyi çok istedi maçı ama olmadı ilk roundda. Ardından mücadele dengeli devam ediyor. Kick. Mübariz'den geldi. Davut karşılık vermeye çalıştı. Bacağı tekmeleri daha fazla kullanmak istiyor tabii. Keza dış kontrol isabeti. Birazcık tempo düştü maçta tabii ki. Normal şartlarda sporcular 3. round her şeylerini vermelidir ki verirler zaten ama burada bir de maçın galibini final müsabakası bekliyor. Yoklu turnuvalarda özellikle çok doğru bir strateji kurmak zorundasınız. Buradan direkt isabetleri. Bir kez daha sol sağa girmek istedim. Mübariz kontraya çıkıyor. Sol kroşe aparkat ardından. Biz buldu tam karın boşluğuna Mübariz Amaliyev. Ve karaciğere. Çok net bir isabet, çok net bir sağ. Mübariz Amaliyev bu sefer de Davud Alizade'yi yere indirdi. İlk roundda Davut saydırmıştı. Burada Mübariz saydırıyor. Come on, come on, Davud Alizade ayağa kalkmayı başardı. Dönecek fight. Karşılaşmaya ama aradı. Belki de onu finale taşıyacak. Net isabeti burada bulmuş olabilir Mübariz Amaliyev. Şöyle bir sol kroşe aradı. High kick bloklandı.
kez daha vücuda gitti. Tekmesiyle. Tekme tabii isabetiyle karın boşunu hedefliyor burada Mübariz Amaliyev. Kısa bir süre kaldı artık maçın sona ermesine. Davud Alizade biraz da atak olma çabası, sol kroşe kaçtı. Mübariz kontraya arayacak, yine diziyle geldi. Son 10 saniye işareti geliyor, sol direk isabetli. Mübariz son bir bastırmaya çalışacak. Davud Alizade kendini oradan çıkardı. Ve mücadelemiz sona eriyor. Harika bir maçla başladık. Tokat'ta harika. İki sporcu için alkışları duyabilir miyiz lütfen bir kez daha? Eldiveni çıkartmayın, ekstra rant olabilir. Şimdi hakemlerimiz için zor olacak. İlk round Davud Alizade'nin knockdown'la. Üçüncü round Mübariz Amaliyev'in knockdown'la. İkinci round'u kazanan belki de burada maçı kazanmış olacak. 75 kilogramdaki dörtlü turnuvada. Üçüncü round'dan görüntüler ekranlarımıza yansıyor. Sadece kupası verilecek tabii, çünkü kazanan finale yükseldi. İşte o kupayı takdim etmesi üzere Türkiye Kickboks Federasyonu'nu temsil eden Sayın Abdullah Soytürk'ü ringe davet ediyor. Buyurun Sayın Soytürk. Nakar pozisyonu da ekranlarımıza geldi. Sağ aparkat karaciğere. Tam isabet. Son round'da saydırdı. İş ikinci round'da kaldı gibi. Bakalım ikinci round'u kim almış olacak? Toplamda maçı kim almış olacak? Bir ekstra görecek miyiz acaba? Turnuvamızın yarı final mücadelesinde, müsabakasında. Evet, sonuç Mustafa Özmen'e iletildi. Şu anda sonuç iletilmedi ise şampiyon. Çünkü bir ekstra round kararı çıktı. Bir round daha izleyeceğiz bu müthiş kapışmayı. Zannediyorum ki artık son hazırlıklarda. Fighters. Tamam olacak. Time. Fight. Masadan onay geldi ve ekstra roundumuz başladı. Ekstra round şimdi. Bu roundu kazanan maçı da kazanacak. Bir daha hatırlatalım. İlk üç roundda yenişemedi Mübariz ve Davud. Düz siyah şortuyla Mübariz. Siyah beyaz şortuyla Davud şu anda ringde. İkisi de birer kez saydırmayı başardı. İkisi de birer kez knockdown bulmayı başardı. Güzel bir sol kroşe kontrası. Mübariz Amaliyev'den çok iyi yakaladı burada ona yaklaşan Davud Alizade'yi. Karşılıklı low kickler. İki sporcu da tabii ki burada gereksiz risk almak istemiyor. Çok kritik bir round'dayız. Çok kritik bir dakikaya gidiyoruz. Mübariz bastırdı. Direkt sabitli buldu aradan. Davud Alizade kontrayı aradı. Hala her kırışmada iki sporcunun da rakibini indirme şansı var. Mübariz biraz daha pres yapma çabasında. Davud Alizade şimdi karşılık verdi. Ringin hakimiyeti genelde Davud Alizade'deydi maçın ilk bölümünde ama Mübariz biraz o departmanda da dengeyi buluyor gibi. Mübariz Amaliyev şimdi bastırdı. Sol kroşe kontrası gayet iyi zamanlamayla geliyor. Davud Alizade. 1,5 dakika var artık. Finale kimin çıkacağını öğrenmemize çok az kaldı. Nefis bir sağ geliyor. Davud Alizade. Mübariz iplere son anda tutundu. Son anda ringin içinde kalmayı başardı. Ekstra round'un en net darbesi belki şu ana kadar. Sert isabet buldu. Low kick ardından sol kroşeyi savurdu. Kombinasyonun sonunda Davud Alizade. Son dakika. Middle kick. Çok sert Mübariz'den. Hiç low kick. Nefis bir sol kroşe daha geliyor Davud Alizade. İnanılmaz bir sol kroşe kontrası. Durdu bu roundda. Ardından o sol kroşeyi isabete çeviriyor. Ve mücadelemiz bitiyor. Knockout'ı buluyor Davud Alizade. Kilogramda dörtlü turnuvanın ilk yarı final maçında ekstra round'da 2 dakika 27. saniyede maçı nakavtla kazandı kırmızı köşe Davud Alizade.